أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşim, İmam Nevevi Hazretlerinin 40 Hadis isimli eseriyle birlikte oluyoruz. Bugünkü birlikteliğimizde nasip olursa 22. hadisi şerifimizi hep beraber anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız inşallah. Hadisi şerifimiz İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alan Abdullah Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis şerifimiz. O şöyle bir olayı bizlere aktarmışlar. Enne racülen se'ele Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Bir adam Allah Resulü aleyhisselama bir soru sordu, şöyle söyledi. Era'eyte izâ salleytel mektubati ve sumtu ramazan ve ahleltul halale ve harramtul harame وَلَمْ اَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْئًا اَدْخُلُ الْجَنَّةَ Evet, o zaman şu baş kısmını şöyle okuyalım. اَرَأَيْتَ اِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ Bir kimse Efendimiz Aleyhisselam'a bir soru sormuşlar. Veya bir şey istediler, sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında bu kimse dedi ki, ne dersin ya Resulallah, ben farz olan namazları kıldığım zaman, Ramazan orucunu yani farz olan orucu tuttuğum zaman, helalleri helal olarak kabul ettiğim zaman, haramları haram olarak kabul ettiğim zaman, وَلَمْ اَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْئًا Buna da herhangi bir şeyi ilave etmesem, اَدْخُلُ الْجَنَّةَ Ben cennete girer miyim? قال sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki naam, evet girersin. Evet, şimdi hadis-i şerifimizin soru kısmında, Efendimiz'den cevap beklenen kısmında harramtul harame ifadesini kullanıyor bu kimse. Şerhten anlıyoruz ki bu Efendimiz'e soruyu soran, talepte bulunan kişi Numan bin Kavkal isimli bir sahabe efendimizmiş. Harramtul harame, haramı haram olarak kabul etsem, ettiğim zaman. Bu ne demektir? İçtenettuhu. Yani haramı haram olarak kabul etmek demek, o haramdan sakınmak, o haramı işlememek demektir. Yine ehleltul halale. Ne demektir? Ehleltul halale. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın helal kıldığı şeyler, yiyecekler, içecekler, ibadetler, efendim ticarette helal olan şeyler neyse, bunların öncelikle helal olduğuna inanmak demek, sonra bu helal dairesinde davranışlarını, hareketlerini helal dairesinde şekillendirmek demek. Yani bu sahabe efendimiz buyuruyor ki ya Resulallah, cennetin yolunu bana tarif et. Şöyle yapsam acaba cenneti bulabilir miyim? Farz olan 5 vakit namazı kılsam, farz olan Ramazan orucunu tutsam, Allah-u Teala'nın helal dediğine helal deyip helalleriyle meşgul olsam, haram dediklerinin haram olduğuna iman edip haramlardan uzak dursam, bunun üzerine de herhangi bir nafilelerle, ekstra işlerle uğraşmasam ben cennete girer miyim? Efendimiz Aleyhisselam evet buyurmuşlar. Peki o zaman nafileler yani sünnet namazlar, diyelim gece kıldığımız teheccüdler, duha namazları, evvabin namazları, bunları ne için kılıyoruz? Şerhte buyuruyor ki, nafileler farzları, vacipleri, efendim hatta sünnetleri muhafaza için, onlardan lezzet duymak için, haz duymak için, onları kolaylaştırmak için Efendimiz Aleyhisselam'ın bize tarif ettiği ibadetlerdir. Bir insan, diyelim biraz sonra inşallah ömrümüz olursa farz namazı olarak yatsı namazının farzını kılacağız.
Ama öncesinde bir sünnet kılacağız değil mi? Bu sünnetimiz o kılacağımız farz namazın bize daha kolay olmasını, daha lezzetli gelmesini ve farzları muhafaza açısından bir manevi kalkan, bir koruma oluyor demek ki. Yine İmam Nevevi Hazretleri'nin nakletmiş olduğu bu hadisi şerifle ilgili değerli kardeşlerim şunu anlıyoruz ki bir Müslümanın cennete gidebilmesi için ne lazımdır? Burada sahabe efendimiz saymış, farz olan namazlara, farz olan oruca, farz olan hacca, ibadetlerle ilgili üzerimize farz olan görevler neyse bunları yapmak boynumuzun borcudur. Efendim ben çok samimi bir Müslümanım. Dolayısıyla o kadar samimiyim ki Cenab-ı Hak katında çok sevimli ve sevgili olduğumu düşünüyorum. Namaz kılmama gerek yok benim. Oruç tutmama gerek yok. Efendim hacca gideyim de Araplara para mı yedireyim? Böyle şeyler asla Müslümana yakışmaz. Bizim şartlarını taşıdığımız hangi ibadet varsa günde 5 vakit namazın şartı belli. Kimler oruç tutabilir, kimler oruç tutmamalıdır, bunun şartları belli. Kimler hacca gitmelidir, gidemeyecekler kimlerdir, bunların şartları belli. Kurban ibadetimiz var. Yani ibadetlerle hangisiyle yükümlüysek bu ibadetleri yerine getirmeksizin bir cenneti ummak, beklemek bize yakışmaz. Rabbimiz hiçbir ibadetimize bakmadan bizi cennete koyabilir. O onun takdiridir. Ama bizim Müslümanlar olarak böyle ibadetsiz bir cennet arzulamamız bize asla yakışmaz. Sonrasında da bu sahabe efendimiz Allah-u Teala'nın helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram kabul etsem diyor. Şimdi bu da maalesef günümüzün en problemli, sorunlu başlıklarından bir tanesi. Şimdi Rabbimizin helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kılıp, bunu böyle kabul edip, inanıp, kişi helal yerine haram işlese, efendim haram iş yerine helal sınırlarını aşmış olsa, efendim bu kimse inancı dolayısıyla Allah'ın izni inayeti yardımıyla yarın kıyamette günahkar bir kul olarak gelebilir, cennete elde edebilir, ümit edebilir. Ama şimdi helalini helal kabul etmiyor. Diyor ki kendince, ya bu devirde efendim yalan söylemeden ticaret olmaz arkadaş, yalan caizdir diyor. Bak yalan söylüyor, günahkar oluyor, bedelini ödeyebilir, Cenab-ı Hak affedebilir, cennetine koyabilir. Ama yalan helaldir dediği an Rabbimizin haram kıldığı bir şeyi helal olarak görmesi adamı, insanı otomatik olarak küfre düşürür. Bu faiz için de geçerlidir. Bu efendim mesela namaz. Canım namaz nedir ki yani? Helal kıldığı bir şey Rabbimizin farz kıldığı, emrettiği bir konu. Yani namaz da nedir ki? Abartmayın namaz yani. Kılmasanız ne olur? Namaz kılmayana bir şey olmaz dese, namazı hafife alsa, efendim namazın farz olduğunu inkar etse bu adam küfre düşer Allah korusun. Ha namaz kılmıyor, günahkar. Belki Rabbimiz onu affedebilir. Efendim şimdi biz faizden kaçıyoruz. Buradan kaçıyoruz. Faiz bizi şurada yakalıyor. Şuradan kaçıyoruz. Orada yakalıyor. Canım bu devirde faiz size korur mu olur yani? O faizin yasak olduğu dönem 15 asır önceki bir dönemdi. Böyle derse kişi küfre düşer Allah korusun. Ama dese ki hocam ya ben nefsime uyuyorum. Kardeşim ben nefsime uyuyorum. Efendim faiz yiyorum. Faizden kaçıyorum ama faizden bir türlü kurtulamıyorum. Şu veya bu şekilde faiz beni buluyor dese bu kimse günahkardır. İman dairesi dışına çıkmaz. Dolayısıyla bugün tesettürde de efendim ticari adımlarımızda da anne babalarımızla akrabalarımızla ilişkilerimizde de Rabbimiz neyi helal kıldıysa o bizim için helal, neyi haram kıldıysa o bizim için haramdır. Hatta buna artı ilaveten bir şey daha söylememiz lazım. Bazı meseleler var ki Kur'an-ı Kerim'de o meselenin haram veya helal olduğuna dair bir bilgi yok. Biz bu mesela yani affedersiniz mesele anlaşılsın diye söylüyorum. Katır eti yemek. Helal midir, haram mıdır? Daha başında kaldık. Tilkinin eti yenir mi, yenmez mi?
Helal midir, haram mıdır? Kur'an-ı Kerim'de var mı bununla alakalı bir şey? Peki bu meseleyi biz kimden öğreniyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani hatta bazı farzların diyelim, emirlerin uygulanış şekilleri, oranları, detayları, bunların hepsini de yine Efendimiz'den öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim bize namaz kıl buyuruyor. Emir. Tamam kılalım ama günde kaç vakit kılalım? Hadi çıkarttık 5 vakit olduğunu Kur'an-ı Kerim'den. Sabah namazı ne zaman başlar, ne zaman biter? Kaç rekattır? Kur'an-ı Kerim'de diyor mesela, bazen kardeşlerimizle konuşuyoruz. Çok üzücü şeyler duyuyoruz bu son dönemlerde maalesef. Efendimizin hadislerini, sünnetlerini inkar etmeye çalışanlar böyle bir handikap içerisindeler. Allah onlara da yardım etsin ya. Şimdi soruyorum, diyorum ki arkadaş, Kur'an-ı Kerim'de namazın farzları var mı? Var hocam diyor. Gerek de yok zaten sünneti hadise. Kur'an zaten söylemiş. Namazın işte içindeki farzları şunlar, dışındaki farzları bunlar. Peki canım kardeşim, çok güzel de. Diyelim rükû emri var, secde emri var. Rükû mu önce, secde mi önce? Rükû deyince ne anladın sen, secde deyince ne anladın? Tekbir. Namaza başlarken mi, namazdan çıkarken mi mesela? Veya Cuma suresinde Mevlamız, ey iman edenler, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın ve namaza koşun buyuruyor değil mi? Allah'ı zikre koşun. Tamam da Cuma günü 5 vakit namaz kılıyoruz. Şimdi Cuma namazı olarak sabah namazı mı farz, öğlen namazı mı, ikindi mi, akşam mı, yatsı mı? Nereden bileceğiz bunu? Bunu Efendimiz Aleyhisselam bize öğretti, biz ondan biliyoruz. Efendim işte öteden beri Cuma namazı öğlen vakti kılınıyordu da biz katılıyorduk da öğreniyorduk da, ya bunlar artık gerçekten bir çocuğa söyleseniz gülünecek itirazlar yani. Efendimiz Aleyhisselam'ı devre dışı bıraktığımız zaman değerli dostlar, ne din kalır ne iman kalır. Biz ne cenneti tanıyabiliriz ne cehennemi tanıyabiliriz. Ne Rabbimizi tanıyabiliriz, ne dünyayı ne ahireti, hiçbir şeyi tanıyamayız. O yüzden bizim inancımıza göre Efendimiz Aleyhisselam bir haşa postacı değildir. Allah-u Teala'dan vahyi almış, vermiş ve geçip gitmiş. Böyle bir toptancı, postacı bir peygambere biz inanmıyoruz. Bizim peygamberimizin aleyhissalatü vesselam her hareketi, her fiili, her sözü, hatta gülümsemeleri, hatta efendim bakışları, beğenileri, beğenmedikleri şeyler hepsi bizim için son derece önemlidir kardeşler. Bazen Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda bazı hadiseler meydana geliyordu. Efendimiz Aleyhisselam'ın onları inkar etmemesi bizim için dini bir hükümdür. Eğer yasak bir şey olsaydı değil mi? Efendimiz huzurunda olan bu olaya müdahale eder ve onun yasak olduğunu bize söylerdi. Madem ki huzurunda bir olay meydana geldi, Efendimiz Aleyhisselam sükût ettiler. Buna takriri diyoruz Efendimiz'e. Takriren bir hadise bile bize gelmiş olsa, yani Efendimizin susması bile bizim için dini bir nedir? Hükümdür. Çünkü din sahası hayatın hiçbir alanını boş bırakmaz. Yani din bizim namazımıza karışıyor, ibadetimize karışıyor, inancımıza karışıyor, ticaretimize karışmıyor mu kardeşim? Evimizin içine karışmıyor mu? Yatma şeklimize bile dinimiz bize bir şey söylüyor. Şöyle şöyle Efendimizin yatış şekli, affedersiniz tuvalet adabı, kadınlarla Efendimizin münasebeti, komşularıyla bağlantıları, bunların hepsi bizim için çok önemli, çok değerlidir kardeşlerim. O yüzden helal ve haramın ne olduğunu, Rabbimizin kelamını ve Efendimizin sünnetini çok iyi anlayarak, idrak ederek, tetkik ederek öğrenmek, buna göre amel etmek bizim cennet yolcusu olmamız anlamına geliyor. Efendim devamında da bunların üzerine de herhangi bir şey ilave etmesen, yani emirler nedir, yasaklar nedir, bunlarla yetinsen ben cennete girer miyim? Bakın sahabe-i kiram efendilerimizin öyle bir bakış açıları var ki, Efendimiz ellerinde, tabiri caizse önlerinde rehberleri, Efendimiz Aleyhisselam'a ya Resulallah filanca yerleri fethedelim, oralardan ganimetler alalım, evler arsalar kapatalım, şuradan arsa alalım, 5-10 sene sonra müteahhit gelir, efendim şu arsaya 10 tane daire verir, biz de köşeyi döneriz. İşte filanca yerlerden hurma bahçeleri elde edelim, şu kızıl tüylü develer alalım, böyle mi demişler? Neyi arıyor sahabe-i kiram Efendimiz?
cennete nasıl gidilir? Cennetin yolu nereden geçiyor? Efendimiz de o kadar net tarif ediyor ki, bak bu dediklerini yaparsan sen, çünkü bir başka hadis-i şerifte bir bedevi, Arabi diyoruz ya biz, çölde yaşayan birisi Efendimiz'e gelmiş. Hatta biraz da sert böyle yakasından filan tutarak böyle Efendimiz'i. Buyurmuş ki, demiş ki sen Muhammed Aleyhisselam sen misin? Benim. Demiş kelime-i şehadeti getirmiş, Müslümanım, ben Müslüman oldum demiş. Ne var dinin emri? Beş vakit namaz var. Ben demiş beş vaktin dışında hiçbir namaz kılmam. Efendimiz buyurmuş ki tamam kılmazsın ama nafile olarak kılarsan o senin kârına bir şeydir. Demiş, ben beşin üstü abi hiç nafile kılmam. Peki başka ne var? Senede bir ay Ramazan orucu var. Demiş ki bunun dışında hiç nafile oruç tutmam ben. Şimdi çok da yol yöntem bilmiyor işte maalesef. Bir peygamberle Allah Resulü Aleyhisselam'la böyle konuşulmaz. Efendimiz buyurmuş ki nafile olarak tutarsan sen bilirsin daha güzel olur. Demiş ben Ramazan farzı tuttum tamam daha tutmam. Başka hac var. Demiş ben zengin değilim. Hac bana farz değil. Zekat var. Zekat da bana farz değil. Demiş var mı başka bir şey? Efendimiz Aleyhisselam yok buyurmuş. Yani çölde yaşayan bir bedeviye başka ne farz olabilir? Arkasını dönmüş gidiyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki eğer dediklerini tutarsa, hani o farzlardan başka bir şey yapmam dedi ya, dediklerini tutarsa cennetlik görmek isteyen bu kişiye baksın buyurmuş. Onun öyle hani Efendimiz'i rencide etmek, ona hakaret etmek gibi bir kastı yok. Usulü öyle adamın. Bazı insanlar da öyle sert oluyor. Ama çok samimi bir şekilde o da cennetin yolunu anlıyor. Şimdi biz ne arıyoruz? Kendi nefsimize, evlatlarımıza, efendim anca böyle geleceğe yatırım. İşte evler, arabalar, memurluk, işler, paralar, şunlar, bunlar. Ya bunlar olmasın mı? Hocam olsun bunlar da helalinden olsun, efendim güzelinden olsun, ümmete, kendimize, insanlığa faydalı olacak işler olsun, paralar da kazanalım. En güzel arabalar, en güzel paralar, en çok paralar helalinden, en güzel evler, ne bileyim yiyecekler gerçekten Müslümana layıktır yani. Buna hiçbir itirazımız yok. Ama bizim yaşam gayemiz para kazanmak değil ki. Bizim yaşam gayemiz filanca marka arabaya binmek, filanca marka efendim saat kullanmak, filanca bilmem evler, arabalar elde etmek değil. O yüzden Yunus Emre'miz diyor ya, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Şimdi babalarımız, dedelerimiz bir şekilde oyalandılar. Yarı aç, yarı tok, bazen böyle çok fazla yiyerek, içerek ne oldular? Bu dünyayı terk edip gittiler. Şimdi biz terk edip gitmeyecek miyiz? Öyle ya da böyle gideceğiz. Şimdi araçlarla amaçları karıştırmamak lazım. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabını da çok yakından tanımak lazım. Çok yakından tanımak lazım. Çünkü sahabe-i kiram efendilerimiz de bu dini, bu dini, İslam'ı bize elden ele, dilden dile, gönülden gönüle uğraştıran alimlerimizle, evliyaullah ile kavga etmek bize yakışmaz. Ya onlar kendi aralarında işte şöyle yapmışlar da böyle etmiyor. O onların meselesi. O bizi ilgilendirmez. Onlardan da alacağımız dersler vardır. Ama biz onların dünyaya, hayata bakışlarını iyi tespit etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Onların bütün nihai hedefi ebedi bir mutluluğu elde etmek. Rabbimiz hepimize razı olacağı, sevdiği, huzurunda taltif edeceği kullarından olmayı nasip eylesin. Rabbimiz bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Rabbimiz hasta kardeşlerimize acil şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize de en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة